Yunus Aleyhisselam balığın karnından çıktığı zaman etrafı görememiş, ayakta duramıyormuş yani. O kadar da bitkin bir vaziyette çıkmış, tamam. Ama Cenab-ı Hak onu istirahat için bir yattin ağacı yaratıp onun altına aldı. Ve o ağacın bir hususiyeti, yapraklarının büyük olması, onu güneşte hıfzetmesi, gölgelendirmesi. İkincisi de haşerat o ağaca yaklaşmaz. Sahili selamete çıktı. Şecere-i yaktin altındaki Kur'ani tabirdir biliyorsunuz. Şecere-i yaktin altında Saffat suresi 146. ayetinde geçen o lütfu Rabbani'yi müşahede etti. Denilir ki o ağacın bir hasiyeti hakkında. Yunus Aleyhisselam balığın karnından çıktığı zaman etrafı görememiş, ayakta duramıyormuş yani. O kadar da bitkin bir vaziyette çıkmış, tamam. Ama Cenab-ı Hak onu istirahat için bir yattin ağacı yaratıp onun altına aldı. Ve o ağacın bir hususiyeti, yapraklarının büyük olması, onu güneşte hıfzetmesi, gölgelendirmesi. İkincisi de haşerat o ağaca yaklaşmazmış. Hazreti Yunus Aleyhisselam haşerattan da korunmuş böylece. Musahhariyet budur. Bir ihtiyacını değil, her ihtiyacını görüyor ve gözetiyor. Ve daha acayip rivayetlerde vardır. Bir ceylan gelip onu emzirmiş, öylece de rızkı da ayağına gönderilmiş. Hem de ceylan sütüyle beslenmiş yani. O da acı. Allah en latif, en sevimli bir mahlukuyla onu orada rızıklandırmış. Sübhanallah. İşte lütfu Rabbani dedi o yüzden. Her cihette hoş olan bir tecelli altına girmiş. Ehadiyet tecellisi bu işte. Rab dilediğinde dilediği kuluna hakkıyla bu makamda münacat ederse bunu yapar. Yaptı. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden 100 derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Ve Sübhanallah. Şimdi geldik kıssadan hisseye. Yani dersi ibrete. Kur'an-ı Hakim'in emirlerindendir. Cenab-ı Hak insana emreder. Fatebiru ya ulil elbab. İbret alın ey akıl sahipleri. Fatebiru ya ulil ebsar. Ey basiret sahipleri, ibret alın. Kim ibret alırmış demekti? Aklı ve basireti açık olanlar. İşte şimdi bizi ibret almaya davet eden, emreden, Kur'an'ın emrine uyup dersi ibrete geçiyoruz. Bakın dikkat edelim. Şimdi ibret. İbret, yaşamadan bir kişinin yaşadığı tecrübeden ders alıp ona göre muamele etmektir. İbret budur. Ders çıkarmak demek. Kendi yaşamasına gerek yok. O başkasının yaşamasından ders çıkarıyor yani. Şimdi biz Yunus Aleyhisselam'ın yaşadığı bu vaziyetten belki 100 derece daha büyük bir ders çıkaracağız. Neden? Bizim vaziyetimiz onunkinden 100 derece daha müthiş imiş.